Bu neymiş? Zaten çaycının yolladıkları bak. Etiket minibüs kullandık. Ne yani etiket? Ne oldu oğlum? Kapı açsın. Kapı açsın. Bir şey yok. Önemli bir şey yok. Abi. Oh oh. Oh. Herkes o diyebilir. Oh. Murat Soner izle abi ya. Oğlum izleyeceğim. Çapağını yediğim. İzleyeceğim. Açtım bak videolarda başladım dedim. İzleyeceğim sakin. Arkadaşlar herkese merhaba. Cüneyt'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Cüneyt merhaba. Kardeşimle birlikteyiz. Semtimizin bir kardeşi, arkadaşımız. Tabii ki Ümit Erdim var. Minibüs anıları patlar şimdi. Semtimizin muhtarı. Neredesiniz ya? Abi yoğundum. Neredeydin? Sınavlarım vardı. Evet. Büyük bir kısmını hallettim. Tünelin sonundaki ışık ufaktan göründü. Göründü mü? Göründü valla. Yolun yarısını geçtik. Maşallah. Şükürler be. Olsun. Maşallah. Buradayım. Kopamıyorum bir şekilde senden. Şimdi bu aleti gördüm. Nasıl kopayım? Ortam süper. Onun için bir de talep var biliyor musun? Yalnız makine fiyakalı ha. Edu, hellalar. Bu hellalar çakma mıdır? Kahve var. Abi şu ya bak o yüzden bırakmıyorum Duman abim arkadaşlar uzun zamandır videoya girmiyorum diye hemen bir kahveyle kandırdı beni ya. Soruyorsunuz ya Ümit'e ne veriyorsun karşılığında kahve veriyorum. Hı. Bu arada arkadaşlar Ümit Erdem Doğan Kabak adamdır da geçen birlikteydik beraber. Allah Allah. Doğan'ı ben de çok seviyorum ya vallahi. Dur bakayım. Paranormal videoları aç abi. Dur ben biri bir şey yazmış bizden. Insta DM'lere bakıp gene şey mi yapsak demiş de. Yeni kanal açıyor YouTube kanalı. O toksik aramak için. Evet. Açtı hatta ama video atmadı. Evet kanalı açtık. Böyle sembolik. Ya bu da bir şey. Kanalı açmak da bir şey arkadaşlar. Sonuçta aç diyordunuz açtım. Aşağıya yani. Linkini bırakırım kanalın. Evet. Bir iki kere paylaştık zaten sağ olun gittiniz abone oldunuz. 10 bin kişiyiz şu an. Şey var. Yapma 10 ya. Bin kişilik bir aileyiz arkadaşlar teşekkürler. Aşağıya linkini bırakırım kanalın arkadaşlar. Abone olun güzel videolar atacak konuşuyoruz ediyoruz. En sonunda açacak kanalı siz de biraz gaz yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar, bugün neden buradayız? Daha önce Cüneyt'in minibüsünü bir yıl sattım. Sevgili Anıl kardeşimizin orada yıkamada gördük minibüsü bir yıl sattık. Hepiniz abi arabayı çek 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 dediniz. Biz de bugün Cüneyt'i davet ettik. Hoş geldin kardeşim. Otokar. Neden yaptın böyle bir şey? Oradan abi, başlayalım. Ufaktan beri... Kameralara arkanı dönme. Ufaktan beri... İnsanlar seni görür. Bir dakika ya dur ya. Biz ufaktan beri bir hevesimiz vardı. Evet. Zaten minibüsçülük yapıyordum ben daha ufakken. Yani böyle minibüslerden... Gidiyoruz geri geri. Zevkine evet, yapmış ya. Öyle anlat sıkıntı yok. Ondan sonra böyle bir şey yapalım dedik. Yani böyle bir nostalji 80S 5.5 toplayalım dedik. Ben aktif işliyorsan yani, araba topladık. Bildiğimiz hatlı minibüsler var. Evet. Bizim çocukluğumuz bunlarda geçti. Evet. İzmit'te var mıydı? Var mı? Harbiden mi? Bizim çocukluğumuzdaki dolmuşları bilenler vardır da yeni nesil bilmiyordur. Bebektim. Ya kötü değil de biraz şoförden fırça yediğim bir anım. Yapma ya. Para çalarken mi yakalandın? Yok. Ne yaptın? Tövbe estağfurullah. Kanka bunun şey makinenin kapağı var ya. Evet. Okuldan dönüyorum bir gün ortaokulda. Bindim. Kimse yok minibüste. Bizim çünkü en baştaki durağa yakında okul tamam mı? Hep otel. Taksi miydi onlar? Hayır lan işte hatırlamıyorum o kadar da. Benim hatırladığım aynı bu tip arabaların bir dolmuşu bir taksisi vardı. Ama ağırlıklı dolmuştu yani. Kadıköy, Taksim arası ya da işte Bağdat Caddesi'nden Kadıköy'e, Karaköy'ün oraya giden, vapura giden yerlerde bunlar dolmuş yapıyordu. Taksi dolmuş derlerdi. Aynen öyle mevzular dönüyordu ama yine küçüktüm yani. Çok iyi zayıflamamışım ama. Hatta ben söyleyeyim kilo al. Yok kareliyim ondan. Duracak yer var sıkıntı yok. Abi ön koltuk boş gördüm. Abi şimdi sene kaçtı? Yüksek ihtimal 92, 93 falandır herhalde yani hatırlayabiliyorsam bu kadar net. O civarlar. Sonra hemen değişti zaten. Çocukken aynı ya bugünden bir farkımız yok ki. Önde oturmak çok önemli bir şey ya. Evet. Oğlum gittim. O zaman da şişmanım. Ayaklar büyük, botlar büyük. 90'lar. Ben öne geçeceğim. Bomboş minibüste tekim ya. Ben öne geçerken benim bot sıkıştı kapakla koltuk arasında burada tamam mı? Geçeceğim ya. Bak şöyle bir yaptım. Canlandıracağız biraz sonra içeride. Bak o bot sıkıştığı için böyle hafif çekince kurtarmak için kapak hafiften aralandı. Şimdi ben geçtim oturdum ama görüyorum yani adamın aklı orada. O aralık onu rahatsız ediyor ve makinenin gürültüsü gelmeye başladı. Böyle koyuyor gidiyoruz. Abi kapanmıyor. Adam... 92'de onlar kullanılmıyor diye hatırlıyorum. Oğlum Tolgacığım ben nasıl hatırlıyorum amına koyayım? Bindiğimi hatırlıyorum lan. Şey miydi nostalji günü müydü amına koyayım? Toplandılar da o güne mi denk geldim ben? Ya dur babama soracağım ya. Yine yalancı çıkartacaksınız beni amına koyayım.
Bunu diyen de aslında 99'du değil mi? Dur ya, merak ettim ya. Baba bir şey soracağım, yayındayım da. Bu eski dolmuş taksiler vardı bizim Bağdat Caddesi'nde, biniyorduk böyle bilmem kaç model, 60 model mi artık, 50 model mi, 70 model mi eski Amerika, ha ben onlara bindiğimi hatırlıyorum. Kaç yılında vardı onlar? Seksenlilerde varsa ben binemem, ben 87 doğumluyum. Değil mi? 90'lı senenin sonları, yani 94'te 95'te falan Bağdat Caddesi'nde vardı onlar. Heh. O bozma yapıp ortadan uzatıyorlardı bir de. Custom giriyorlardı yani. Chevrolet'in falan. Ortaya bir sıra daha koltuk koyuyorlar. He, yani ben çünkü bindiğimi hatırlıyorum, dedim lan yanlış mı hatırlıyorum, çünkü şeyde caddede falan küçükken, daha bebekken diyorum, o yüzden bindiğimi hatırlıyorum. Tabii tabii, yani onlar uzun bir müddet vardı ya, yani benim çocukluğumda da vardı onlar, işte 90'lı senelere kadar falan şey oldu, devam etti onlar yani. Yok bir chat'te biri şey dedi de, ya abi yoktu o zamanlar, atma tarzı bir şey söyledi, dedim bir sorayım. Vardı. Olmaz mı ya? Tamam, iyi, sağ ol. Tamam, bir de senin dönemindeki polis arabaları neydi? Renault. 101 neydi? Renault kaçtı? Serçe falan da vardır ya. Valla Toros yazanlar var. 12 TX yazanlar var. Değilmiş. Edren chat'i bozmak için babasını aramaz. Oğlum bozmak için değil. Bilgi tazeliyor o zaman. Seni bozsam ne olacak? Hayatma ne diyecek? Aynen öyle baba ya. Tabii canım, aynen öyle diyor. Babam da desteklemedi. Renault 12'ler. He tamam. ...84-85 model Renault'lar işte. Aynen tamam, doğru hatırlıyormuş. Teşekkür ederim baba bilgiler için. Eyvallah, Allah'a emanet baba. ...70 modeller aynasız mı? He tamam, Amerika'da da aynasızlar da. Lanet olası aynasızlar, gene bizi buldular falan, tamam. Hadi öpüyoruz seni. Hadi görüşürüz. Aleykümselam. Onlar da sana söylüyor. Eyvallah. Street lan şimdi. Yükseliyormuşum. Hatırlıyorum çünkü, yani hani bindiğimi hatırlıyorum. Babam da anlattı yarım saat, ondan sonra dedi ki yani yanlış hatırlamıyorsam dedi. Sonra da orada bir gülmeye başladım zaten. Uyuz oldu bana. En son söylenmeye başladı. Koca minibüste buraya gel diye böyle. Oğlum bütün yol öyle, o kadar utandım ki. Ve onun suratındaki sinir bilmem ne, ben de muhtemelen küçüğüm diye bir şey de demedi. Ama çok sinirlendi bana, o kadar utandım ki. Ama ne yapayım, önde oturmak da önemliydi yani. Önde o şey de sallanıyor, arkasında hususi yazıyor onu çevirmeden, evet. Önce de. Hususi de bana doğru sallanıyor böyle ılık ılık. Böyle buradan güzel... minibüs. Renault'un fabrikasında çalışıyorum. Gerçi de 69'da üretim başladı. Bursa'daki de aynasızmış. Hani tabir değil diyorsun ya. Gerçekten aynasızdı. Üçü abimize abi, o zaman yani evet, selamlar diyoruz. Çok kızdı. Çok kızdı sağ olsun. Cüneyt'cim neler yaptın minibüs abi? Bak Gencer diyor ki fabrika çıkışlarında sağ ayna olmazdı. Babam o yüzden aynasız diyor. Şahıslar taktırırdı. Lakin devlet
polis arabalarına taktırmazdı. O yüzden sağ aynası olmadığı için polislere aynasız deniyordu. Zaten o yüzden aynasız. Amerikalı aynasız. Minibüsün restoran etti. Bilmiyor muydun abi? Bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum bu arada. Şu an öğrendim. Neyse, artı bir bilgi. Restore ettik komple. Restoran ettik. Köfte satıyoruz şimdi. Ondan sonra acıma işte komple soyduk minibüsü. Komple baştan boyadınız. Aşağı. Aynen. Rengi farklı renk. Facebook postağı nasıl bilmiyorsun? Model, evet. Rengini farklı denk model. Gelmedi mi? İşte bu renk yaptık. Kırmızı. Daha en çok siz biliyorsunuz arkadaşlar aynısını. İş döşe. Abi çok iyi bir bu kırmızı. Bu düz kırmızı. Yani biz kendimiz bulduk bunu. Yani Google'a boyacı, düz kırmızı yazınca bu. Boyacı da kendimiz yaptırdık biz bunu. Kanka çok güzel. Aynen. Evet, yani öyle bir numara ya da birinden bir şey almadık. Yani kendimiz bakarak, seçerek öyle yaptık. İş döşemeleri söktük komple A'dan Z'ye. Komple kazıldı içi sprey makinesi. Amına koyayım, sen bize zaten, sen bizi, beni zaten bozamazsın. Abone olduk, hatta ettik. Amına koyayım, biz sana güveniyoruz. Bize ne laf atıyorsun? İnanmayanlara da amına koyayım. Sen ne diyorsun yarram? Tipe bak ya. Kendi kendine yükselmiş, 31'e kalkmış ya. İçine yapıldı. Ondan sonra komple pütürlendi her tarafı, izolasyon yapıldı. Vay be. Ondan bunlarda sonra ne kadar yaparsan yap ama izolasyon, evet, çok işe yaramıyor. Evet. Egzoz var arabada. Evet, Ford 1200, vay, 10 egzoz var araçta. Etiket kanka, etiketçilik de samimiyetten var. Samimiyetten abi. Evet, vay be. Abi şunlar eskiden... Ben de samimiyetten öyle davranıyorum işte. Ne? Ben de samimiyet alınmamıştır herhalde. Kanka daha çok polisler kullanıyormuş bunu. Suçluların üstüne böyle ışık tutup yakalamak için. Evet, öyle diyorlar. Bilmiyorum mesela bunu. Sen niye biliyorsun böyle bir bilgiyi? Sana tutuldu demek. O eski Cadillac'larda falan var. Yok, o kadar eski değiliz biz ya. Bunlar kankacığım. Onlar cam projektörleri. Vay be. Onlar da eskiden kalma. Bunlar da böyle kanka, tutuyorsun böyle. Bak, hırsıza mırsıza böyle. Evet. Tutuyorsun. Bak şu. Ve arkası da ayna. Eline yapıştı. Tut bakayım. Lütfen abi. De. Bir bugün muayenlik yaparsın. Aa, ayıpsın hemen. Jant kapakları. SS kapaklarımız. SS kapakları ya. Bu taraftan gelelim, gölgeye düştük arkadaşlar. Motoru nereden açıyoruz kanka? Bir motoru da gösterelim. Şöyle açabiliriz. Yalnız bayağı emek vermiş arabaya. Dur, notlarımda var. Hemen motoru söylüyorum abi. Bu arada hiç çok gücü falan çok az arabanın ama torku bak fena değil o yıllara göre. 80 beygir 2800 devirde 200 Nm tök. Torku fena değil arabanın. Ama arkadan itişti. Evet. Hava soğutmalı bir de kanka, evet, motoru. Soğutmalı. Su soğutmalı, aynen, değil ya. Bir de düz motor diye geçiyor bu. Abi çok enteresan bir durum var. Bu arabanın motoru kanka bak 1970'ten 2009'a kadar aynı motor kullanılmış. Wow. Hiçbir değişiklik yok. Ya tam gerçek klasik yani. Evet. Geçelim abi arkaya doğru bakalım. Oradan abi içeri geçelim. Tamam. Aslında içeri. Çok ya sen şey istiyorum bak, sen dışarısı kullan mesela, ben kapıda ayakta durayım, o kadrajdan öyle çıkmak istiyorum ben. Tamam abi, bağıra bağıra. Baba abi, muavinlik. Onu istiyorum arkadaşlar. Can. Bizim Kilios duranda bağırırlardı. Çift lastik. Kilios, evet, Kilios, evet, Kilios. Arka da gayet güzel kanka. İki tane, evet, sis stoplarımız var. Oben. Oben, evet, ne onun ismi? Evet, kar obenlerimiz. Vay be. Buradan bütün etiketçilere selam olsun. Çok hasta adamlar. Hepsine selamlar, sevgiler. Arka tasarım da güzel. Bak plakaya bak, etiketçi Doğan Ümit. Vay be. Adam. Tamponlar orijinal tamponlar mı, evet, kanka? Orijinal. Buyurun, buyurun. Yavruyuz. Ben sana hak veriyorum. Niye yükseleyim? Bana ne laf atıyorsun? Amına koyayım, sen bana laf atmışsın. Ben sana bir şey demedim ki, sen dedin. Bey. O son nefesi çekme vardı değil mi? İçeri verme. Kapıdan sonra. Kapıdan böyle yamuk. Abi çok iyi ya. Kafes dövüşü. Gel kanka oğlum. Şu var abi, şurada gittin mi? Çok gittim ben. Çok gittim. Ortaya abonelik parası koyuyorum. Gel. Gel kapışalım burada canlı yayında. Beni bir dövüyormuş. Kanka ya. Şiki şiki babanın çekildiği minibüs mü? O Ford muydu? O Ford. Evet. Ford. Şiki burunlu Ford. O Çiçek Abbas kasa değil mi o? Evet. O kasa. İçeride kanka tabii ki müzik sistemimiz var. Aynen, 25.000 TL değerindeki müzik sistemimiz var. Vay be. Amfilerimiz burada. Final'lar. Amfiler hemen arkada. Vidaları yerinden çıkartır. Kur değiş. Eski seri hepsi. Vay be. Aynen. Kanka. Arkada kolonlarımız var. Bunları falan hatırlıyorum ya. Abi direkt çocukluğum geldi ya gözümden de. Şu abi, şu olay bak. Doğan abicim, çocukluğunda yoktu bu araba. 92'lerde yoktu gibi biliyorum. 70'lerde vardı o. Aa evet. Oğlum akıyor yine. Yavaş. Bassana bir. Havada dolmanız gerekiyor. Evet. Araba bayağıdır burada durduğu için. Aa. Çok iyi ses ya. Aboneliğini iptal etmiş değil mi? Oğlum tamam oğlum ya. Ne bu yükselme ya? Adam aboneliğini iptal etmiş. Git oğlum git. Başka kişiye abone ol oğlum. Aa banladım yanlışlıkla lan çocuğu, dur. Reis seviyorum seni ya, canımsın. Ben de seni seviyorum.
Yine artı bir hater aldık amına koyayım. Bak mesela şimdi hepimiz bu minibüslerle gittik ya bir yerlere. Gidecek yarın izleyicilerine sövüyor diyecek ya. Of. Çocukluğumda da ben mesela bunu yaşıyordum. Mesela Doğan hiçbir yaşında bunu yaşamadı mesela. Hep minibüse sığdı. O da öyle. Elren'in 14 aydır abonesiyim. Sürekli izleyicilerine mobbing uygulayıp küfür eden bir adam ya falan diyecek şimdi bak. Ama son mesajı da seni seviyorum abi olacak. Bir detay. Bu meşhur kanka biliyorsun bilardo topu. Bunu en arkadadır bu ünites hep. Şurada. Bunu mesela tamam şey yükselmeyin. Şakayın evet, dozunda bırakın. Ama yani. Güzel. Ama güzel. Yani, hepsi gitsin diyor oğlum. Evet, yükselmeyin şakalaşıyoruz. Ama kanka bunun içi bir ısınırdı. Kışın var ya uyurdum ben bunun içinde ya. Abi biz önceden tüple ısınırdık. Eski zamanda. İnsanlar hep tüple ısınırdı. Abi seni sevenler okumuyorsun. Sana kanka. Toksik yapanlar okuyorsun. Şu işte ayağını takıyorsun. Gel bak. Tak bakayım. Şunu bir canlandıralım. Gel. Ya çok utanmıştım. Hatırladım. Şöyle açayım abi. Şöyle hiç aç. Yok. Şöyle oldu. O muhtemelen işte açık. Evet, adamın belki bir şeydi. Şimdi ben buradan böyle ya. He. Onun böyle koltuğu bir tık daha herhalde değişikti ki benim şuradan ayağım takıldı buna. Koltukla şeyin arasına sıkıştı. Ben ayağımı şöyle geri kurtarayım diye bir çektim orası açıldı. Yalnız döşemeler ya. Falan zemin memin akıyor ha. Vuruyor bir taraftan söyleniyor. Bir açsana kanka. Abi açıldığı zaman şöyle evet abi şöyle kaldı yani. Ha. Sesi içeri veriyor. Şimdi böyle itiyor adam giderken. Yani şöyle açılıyor bir daha abi tutmadı abi. Bütün yol boyunca adam uyuz oldu bana. O kadar haklı ki. Bizim Reddit'te bir paylaşım var mı? Bak şu abi meşhur. Tabii abi. Hep şuraya atarlardı kanka parayı. Evet. Oh. Oh. Hep oraya atarlardı. Kağıtlar. Şuraya ya orada gitmiyormuş bir yer. Hep merak ederdim şurayı ya. Aynen. Vardır buraya galiba inşallah. Buraya bir detay sonra merak eden takipçiler için. Eyvallah. Bir korna mı korna ver bakayım. Bu normal. Hella kornamız. Şu bizim ev eski ev. Sen hella korna. Musturanın üstündeydi kanka. Şu ses var ya beynime kazılıyordu. Bak her şey bitiyor. Gece artık 2 falan. Hiçbir şey yok. Dünyada bir şey yok artık. Benim kulağımda o ses. Bu da hella kornamız. Oğlum aşırı iyi bak. Gerçekten aşırı iyi ya. Bir tane yapalım mı? Biterdim. Bu arada Cüneytler bayağı arkadaşlarıyla toplanıp kanka sahilden öyle bebek evet. Bebek geziyorlarmış. Ve arabaya inanılmaz bir ilgi abi var. Abi gezelim. Kos köşk geldin. Şu Covid falan bir geçsin tamam, kanka. Kaç para bebek? Abi size ücretsiz. Bu arada Chevrolet direksiyonu var bir tane arkadaşlar. Evet. O da çok şık duruyor. Böyle şeyler yaparlardı. Kemik böyle kaplarlar, evet. Kaplamalar vardı. Normalde panzer kasalarda kemik direksiyon genellikle var. Bir de müzik sisteme bakalım mı kanka? Çok güzel. Tam tiz çalıyor kanka. Tam etiket. Yapma bunu. Çıkalım mı yavaş? Abi Insta'da post attım seni Akın. 1,5 milyon izlendi. Sen görmedin ya. Görmüşümdür belki be. Kullanabilir miyim? Tamam kullanabilirsin. Ben kapıdayım. Nerede? Mekandayım abi. Tamam, ben kapıdayım abi. Evet. Bir bunu kullanmak kolay değildir herhalde. Biri olabilirim ya. 4 lira mıydı kanka bu? Evet. Atom Pokemon. Hayırlı olsun. Çok zor bir yerde değil mi oğlum? Fren de havalıydı bunda ya. Şu da el freni değil mi abi? Evet. Bu da çok güzel ya. Arkadan vermeyen kaldı mı? Arkadaşlar elden ele uzatalım. Evet abone olmayan kaldı mı arkada? Arkadaşlar abone değilsek eğer çıkmadan yolculuğa bir abone olursak size havalı korna yapayım buradan. Abone olmayan arkadaşlar için son uyarılar. Bekliyoruz evet. Ümit Bey dondu. Bence olmuşlardır. Olmuşlardır. Teşekkür ederiz. Çıkıyor muyuz? Abi bir şuraya bir gidiyor bak, ya. Bir şey diyebilir miyim arkadaşlar? Bir döner misin? Benim kanalım. Aşağıdaki linki benim kanalım. Çok da benim. Çarşıya sigortaya koşuyor 2 liraya. Ya insanlar... Oha. Düştün mü? Yok. Oğlum antrenmanlıyız. Ayak sürekli debriyajda. Sustudun Ümit abi. Yok lan susturmak için yapmadım ya. Videoyu göreyim diye. Abonesinizdir zaten herhalde. Abi Ümit abi kendi mi kilo verdi yoksa ameliyat mı oldu? Bilmiyorum. Fedan'la bir alışayım ya. Aman abi ben oturayım öyle. Otur. Yavaş bas abi hiçbir şey olmaz. Kanka, yavaş. Çok yavaş. Tamam mı? Alıştın mı? Yok bozulmasın aynen da abi. O yüzden yoksa bir şey olmaz. Tamam. Midye ameliyatı olmuş. Kanka. Çok yavaş bas abi. Çok yavaş dokun. Bir yeri var orada kapıyor çünkü. Onu aynen. Yakalamak lazım. Abi hiç kimse yol vermez bana. Oğlum çok iyi. Yayla gibi ya. Sattı abi Derizci. Derizci. Ara gel abi gel. Ne haber? Ne haber? Sinir lan! Sinir lan!
Abi neresi? Abi Maslak. Al abi Maslak. Oğlum tanımadım. Şampiyon alınan para mı alacaksın ya? Abi tanımadım, kusura bakma, pardon, buyur abi. İşte durağı rezil edeceğim. Babam mesaj atmış. 1990 Kadıköy Bostancı dolmuş durağı demiş. Evet, tam olarak hatırladığım dolmuşlar. Abi bırak, dayak yemeyelim abi. Kardeşim abi, hoş geldin. Hoş geldin abi. İstavrit 5 lira. Ver mi? 7. Evet Maslak, Levas içerik ya. Evet arkadaşlar, Toprak'ta bugün bizde. Sağ olsun, kahve içmeye geldi, çekimi aldı. Ne yapıyorsun kanka? Bu arada beni aldığınız için de teşekkür ediyorum. Farkındaysan ücretsiz her şey. Evet, ücretsiz oldu. Bugün ücretsiz bir şekilde gidiyoruz. Çok güzel. Ben de sizleri ağırlamak istiyorum. Ne demek her zaman? Abi vites bildiğin insanın bedenine zararı bir kere yani. Burada ne oğlum bu ya? Ben kullanıyorsam arkadaki müşteriden rica ederim. Taksana 2'ye 3'e diye. Abi yani bastım debriyaja, ittir. Şansım var. Yok, korkuyorum. Kanka dibe kadar attın mı sıkıntı olmaz. Bak bir de bunda fren de beklemezler. Hep böyle yaparlar bak. Bunun freni de yani yarış arabasından daha sağlam freni var gibi. Freni havalı, böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir tutma şekli olamaz yani. Bu arada hep bunların kafası kalkık değil mi kanka? Evet. Olay o. Aynen evet. Havayı daha iyi alsın diye diğerler kimi, var. Kimi hava diyor direksiyon daha rahat dönsün diye. Kimi aynen diyor havayı daha iyi alsın diye. Herkes bir şey söylüyor. Kim neye inanırsın? Evet. Arabanın maşallah var ya. Ben de zamanında binmiştim. Bindim abi ben. Ben de zamanında binmiştim. Herkes anılara buldu. Arada bu sesler gelecek. Olay yok kanka. Dönüşte alırız abi. Önümüze bir şey çıkarsa şu an bittik, tutun. Oğlum. Ya şu tribe herkes giriyor ya. Nazar, nazar. Şunu biraz şöyle yapsana, boyum yetmiyor. Bir bütün göreyim. Ha, bak güzel olduk şimdi. Ha? Böyle kesme vardı değil mi eskiden? Buradan bakmalar arkadaşlar. Grafer TR, teşekkür ederim inşallah kardeşim. Ya yakıt, hiç arabada doğru düz bir yakıtı yok yani. Eski düz motor olduğu için yakıt yok. Hani öbür arabalar gibi değil. Bir de pompası ellenmemiş bunun, açılmamış. Normal orijinal bir araba. Bir gün bebek yapıyor muyuz? Yaparız abi. Ne zaman isterseniz. Yokuş aşağı da bayağı hızlanıyor. Çok güzel araba. Kaç ton araba? 1370 kilo. Nasıl ya? Nasıl olur ya? Nasıl ya? Ön ağırlık 1370 kilo. Öndür o. Arka ağırlık 1140 kilo. Topla bakalım. Abi 1370 artı 1140 tamamen 1510. Kaç yaptın abi? 1370 artı 1140 2510. Evet. O bini atladım ben. Mesela Beşiktaş önünde duruyorsun, Sarıyer yönüne doğru. Böyle yaparsan sahilden, böyle yaparsan Hacı Osman'dan. Tamam, müşteri de bilir bunu, şoför de bilir. Racolla at. Tamam, herkes bilir bunu ya. Yani. Ben Doğan Kabak her vites attığında şu abimizin yüz ifadesine bakıyorum. Böyle yaparsan sahil böyle. Bir içi gidiyor gibi ya. Peki kime göre böyle, kime göre böyle? Önüne göre işte. Yani Beşiktaş tarafında bekliyorsan eğer, böyle yaparsan Hacı Osman'dan, böyle yaparsan sahipten. Diyor ya Doğan böyle, diyor bir bu ses çıkacak diyor falan ama yüz ifadesi hiç öyle değil. O çıkmaması lazım onun ya. Aa çok iyi be. İğraç olmuş ha. Böyle abi yaparsan ne? Dönüp geliyorum hani. Sen az sonra gör abi. Ne olacak? Durağa gidiyorum hangisi kanka? Durağa gidiyorum böyle. Evet abi böyle. Kusura bakma alamıyorum. Durağa gidiyorum. Önde çiçek eksik, çiçek boş. Şurada çiçeğimiz yok abi. Evet abi, evet. Bulamadık. Kırmızı bir gül. Bez bir tane çiçek, eski pütürlü bezler var ya. Evet. Bu arada arkadaşlar, Toprağın arabayı çekmemizi istemişsiniz. Kamyoneti, onu da çekeceğiz yakın zamanda. Toprağın işi var biraz, gitmesi lazım erken. Araba pis falan, yıkatması falan bayağı uzun sürer. Abi bayılıyor ama devam. Korku var abi. Yürür o, yürür. Doğan Kabak tadı verdi artık. Ay çok kötüydü ya. Ufaltı da çok. Mına koyayım ya. Yığılıyor. Alışıyor be. İnsan hemen alışıyor. Yanlış atmış olabilir vitesi, çaktırma abi. Yok yok, orayı şey yapmıyor. 40 yaş esprisi değil mi? Bizden o da. Şu vitesin sesi vardır. Evet. Kesiyorsun. Bir direksiyondaki boşluk var ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bak şu an hiçbir hareket yok direksiyonda. Diyorlar da ne? To blood heartstone. Ya komik. Sonra falan alıyor direksiyon. O eski kötü çekimler gibi filmlerde oluyor ya, böyle direksiyon oynatıyorlar gidiyormuş gibi olsun diye. Ama abi o motoru arabanın çok sağlam kanka. Ta savaş zamanında üretim yapıyorlarmış kanka. Savaş için araba üretiyorlarmış yani, öyle söyleyeyim. O yüzden çok sağlam motoru var. Abi 79'da ne savaşı varmış o? Oğlum bu marka 1800'lerin başında. Ha tamam. En başta dedin 79'da üretiliyordu ya. Benim kafamda o kaldı. Fena tarih. Ha tamam. O tamam abi. Ama
ama hedef şurada değil mi? Tabii. Çok önemli. Kanka alıştı da. Dur bekle, o dol sahibinin işi daha gidecek bence. Videonun introsunda vardı çünkü. O dönemlerde de mi böyleydi falan? Böyleydi kanka ama adamlar artık bu köşeli ayakkabılarla o kadar hassasiyete kavuşmuşlar ki. Biraz önce biz de ön cama kavuşacaktık abi. Sen alıştın değil mi kanka? Evet aynen. Sen tüy gibi durduruyorsun. Aynen, gidelim artık. Hadi dönelim. Ya önce bir bak şöyle hafif. Elimi koyayım da. Al. Tamam abi, yaptın işte. Ama aynı hareketlerde de görmek istiyoruz senin bu performansını. Ya oğlum bize bir şey yapamaz, sıkıntı yok. İkiyi aldım. Sorun yok abi. Ufak sen abi. Gitti araba. Asıl gidelim. Ne oldu oğlum, kapı kalkacak. Ne oldu oğlum, kapı kalkacak, kapı açıldı, bir şey yok. Önemli bir şey yok. Ama rahat ha kullanımı. Evet. Fren hariç, frene de alıştım, bu tamamdır. Bunlar bir de dengeliydi kanka, ben Hacı Osman'da falan hatırlıyorum. Full dolu adam full gaz çıkıyordu o virajlarda falan. Hiç sıkıntı yok yani. Doğan hiç. Doğan arkaya, hep arkaya bakıyor. Yok tutuş. Siz gidecek arada, aynen. Ulanacağım Ümit. Şurada çek bakalım. Heyecan yaptım. Frene de alıştık. Frene de alıştık kanka, tamam. Keşke kimseye geçseydim abi. Bakacağım şimdi, kaldıranı çekme arabayı. Eyvah. Ehliyet sınavında gibiyim yemin ederim şu an. Ben nasıl ineceğim buradan? Alayım biraz geri. Böylenebilirsin abi. Ben de bu arada arkadaşları biraz... Paterni değişiktir belki abi. Abi şoför değişik değil mi? Abi sıçtık. Değişim saati be. Bunlar değişim. Da var mıydı kanka değişim saati? Evet abi, öğlene kadar biri çalışıyor. Öğleden sonra başka bir şoför arkadaşlar. Abi fabrika verisi tüketimi 10.9 litre diyor. Mümkün değil ya. Kanka peki parçaları pahalı mı? Otur oğlum, toprak çıkıyor. Parçaları pahalı değil. Zaten genellikle bu araba arıza yapmıyor. Yani düz motor olduğu için her şey düz. Hava soğutmalı. Balat haricinde hiçbir arıza yapmıyor araba. Kanka dur bir, bir aşağı. İki hayır, yukarı. Normal yerinde de. Biri böyle. Bir aşağıda. Getrak. Ha gel. Onu sordum abi. Bana yukarıda dedim. Normal dedim. Aynı getrak. Yok hani normal dedim. Beni burada rezil etmek için ha kanka. Ama ikiyle kalkabilirsin. İkiyle kalk. Oğlum kafamı karıştırırız. Otur hadi gidelim. Tümsek var ya, ikiyle kalkmaz. Onu çekip de. Arkadaşlar 10.9 litre diyor. Alt. Bu arada motor 2.5 litre. Onu söylemedik. İyi. Kanka bir frene bak istiyorsan Ümit. Arkaya bir bak. Abi ya. Oh. Oh. Oğlum geri orası ya. O geri orası. Oğlum iki mi orası? Asikti. Geri yanda. İki ile. Oğlum bir aşağı bir orası. Bir o. Kapıya. Yok geri yanda. İki ile. Oğlum bir aşağı bir orası. İki bu. Kapıya şansı var mı? Yap da. İki bu. Kapıyı ya. Bir aşağı şansı var alayım. Şansı var alalım mı? Arabaya koyalım da. Arkadaşlar araba 2.5 litre bu arada. Sinirli dolmuşsun. Tam psikopat. O günden ölçüsünü çıkartıyor. Yavaş. Bilgi vereceğim yavaş. Evet, ikinci viteste çok rahat kalktığı ile ilgili bilgiler var. Niye gerçekten, abi az önce geride de kalktı. Gerçekten kalktı. Özellikle birden sonra geriye atarsanız. Ön çift camlı bir modeli varmış kanka. O hangisi ya? O 90'dan önceki. Ha, o çok kıymetliymiş şu an. Evet, Panzer. Panzer diye geçiyor. Evet. Doğru. Vallahi yakıştım be Ümiterdim. Abi ben İzmit'liyim ya. Ha İzmit Hasar Yer, aynı. Onunla tek farkı ön cam varmış abi. Ön cam çift cammış. Şu da var abi. Kabullendi artık ya. Saldı yani, bıraktı. Bir daha yaparız. Kimse beni dinlemiyor. Kanka bu araba ilk Alman askerlerini taşımak için kullanılmış savaşta. O yüzden de motoru böyle sağlanmış. İnşallah duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Çok güzel Doğan. Teşekkür ederim. Abi biraz bilgi verelim ya. Tamam, çalıştık abi. Arabaya bu kadar. Biraz da bilgi. Vallahi yakıştır ha Ümit. 1866'da kurulmuş marka. O gün bugün. Hattı bilmiş işindeler. Kamyon ve otobüs üretmeye 1910 yılında başlamış. Toplandırdım biz arabayı. Ne demek efendim? Normal. Bu kadar. Vay! Çok iyiydi bu. Bu ara gazı çok iyiydi. Abi çok keyifli sürmesi ya. Zor ama keyifli. Güzel videoymuş.